Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Hamas Savaşı ile ilgili konuştu. Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi. Ateşkes çağrısı yapılması için daha kaç çocuk ölmeli diye sordu. ABD'nin bölgeye savaş gemisi göndermesini de iki yüzlülük olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapabilmesi için sayıyı versinler. Daha kaç çocuk ölmelidir? 40 yıldır siyasetin içindeyim. Ama hiçbir zaman sizin gibi bu tür vahşetlere seyirci kalmadık. Gündeminde Avrupa Birliği Komisyonundan gelen Gazze için henüz ateşkes çağrısı yapmayacağız açıklaması vardı. Gazzelilerin hayat hakkının günlerdir yok sayıldığını söyledi. Ne oldu insan hakları evrensel beyannamesi? Siz beyannameye hiç bakmıyor musunuz? İşlerine gelirse bakarlar. İşlerine gelmediği için bakmazlar. Niye akan kan Müslüman kanı da onun için. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Çağ'da Engizisyon'dan, İkinci Dünya Savaşı'nda soykırımdan kaçan Yahudilerin sığındığı coğrafyanın Anadolu olduğunu hatırlattı. Gazze krizinde yegane pusulamız vicdan ve merhamettir dedi, Amerika'ya seslendi. Yardım gemisi göndermek yerine uçak gemisi, savaş gemisi göndererek hangi lobilere hizmet ettiklerini açıkça ortaya koydular, ortaya koyuyorlar sizi daha iyi tanıdık. Bunun adı iki yüzlülüktür. Cumhurbaşkanı 8. Aile Şurası'nda geçti kameraların karşısına. Aile yapısını zayıflatacak girişimlere karşı teyakkuzda olmak gerektiğinin altını çizdi. Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur dedi. Markaların ve kurumların da destek verdiği sapkın akımların hedefinde bizatihi aile kurumu vardır. Bir avuç Azgın azınlığın milyarlarca insanı esir almaya çalıştığı küresel bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Türkiye ve Türk milleti küresel cinsiyetsizleştirme dayatmalarına kesinlikle boyun eğmeyecektir.